ya devlet başa, ya kuzgun neşe. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere emperyalist ülkelerden oluşan Türkiye karşıtı cephe, bölücü terör örgütü unsurlar üzerinden ülkemize karşı bir asimetrik savaş sürdürmektedir. Bugün Rusya, her ne kadar Ukrayna ordusu ile Hamas, Gazze ve Batı Yaka'da, İsrail ile savaşıyor olsa da, aslında hem Rusya hem de Hamas. Ukrayna ve İsrail'e her türlü desteği veren Amerika Birleşik Devletleri ile savaştıkları inkarı mümkün olmayan bir gerçek olduğu gibi, terörle mücadelesinde Türkiye'nin, PKK, YPG, DHKPC ve SDG gibi terör örgütlerinin yanında bu örgütleri finanse eden, eğiten ve silahlandıran Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya olduğu açık ve nettir. Şu bir gerçek ki Amerika Birleşik Devletleri ve onunla hareket eden ülke ve yapılar Türkiye ile sözde dost. Ancak gerçekte ise Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ikiyüzlü müttefiklerimizdir. Bu gerçekten acıdır ama doğrudur. Ancak bundan da daha acı olan ise mecliste 4 siyasi partinin 12 askerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin imzaladığı bildiriyi imza atmayarak kendi bildirisini yayınlayan CHP'nin siyasi tavrıdır. Çünkü ortak kınama metnine CHP'nin taraf olmaması hem terörü cesaretlendirecek bir girişimdir hem de o yoruna terör örgütünün siyasi uzantıları ile işbirliği anlamına gelmektedir. CHP Genel Başkanı Özel'in halkın kendilerine haklı tepkisini provokasyon olarak değerlendirip iktidarı suçlamaya kalkışması ise suçluluk psikolojisinin bir sonucudur. Amerika Birleşik Devletleri destekli bölücü ihaneti kınayan bildiriye farklı bahaneler arkasına sığınarak imza atmamakta direnen CHP'nin gizli sebebi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ters düşmek istememesidir. Zira Türkiye'de milli iradenin desteğiyle iktidar olamayan CHP'nin desteğine muhtaç olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk siyasetine müdahale etmek suretiyle CHP'ye iktidar yolunu açar beklentisi gibi büyük bir yanlıştan hala kurtulamadıkları anlaşılmaktadır. Değişmeyen değişimci, özel suçlarına kılıf uydurup dış mihrakların değirmenine su taşıyacağına yerli ve millileşme yolunda CHP'ye yeni bir vizyon ve misyon kazandırmalıdır. Ancak değişmeyenler değişime öncülük edemez. Özür özel yönetimindeki CHP'de hiçbir şey değişmemiş, eski durumda kalmış. O meşhur halk deyimiyle köy aynı, insanlar aynı, eski hamam eski tas. Demek ki CHP'de değişim değişmemenin adıymış. Dost düşman herkes bilsinler ki vatan ve millet gibi değerler bize göre ölmeyi ve bilumum neşiyici mahlukata yem olmayı devletsiz kalmaya yeleyen anlayışın öz ifadesidir. Bu değerler uğruna ölmek ise şehadettir ve bizim için şehadet ise bir büyük şereftir. CHP ise bu konuda ya bizimledir ya da değildir. Bundan sonraki siyasi kararlarını ve kanaatlerini ona göre şekillendirmelidir devletin kutsiyeti ve olmazsa olmazlığını ifade eden değerlerin hulasası olan, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliğine yönelik, bilerek veya bilmeyerek muhalefet etme gafletine düşen iç ve dış şer mihraklar. Bilsinler ki, ihanet ve yanlış hiçbir dönemde cezasız kalmadılar ve de kalmayacaklardır. 15 Temmuz ihanetine karşı Başkan Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milli bir refleksle sokak ve meydanlara dökülen bu millet, ihanete gereken cevabı verdiğini altını çizerek hatırlatmak isterim. Bu devleti sahipsiz sananlar, 15 Temmuz'da olmadığını gördükleri gibi yeri ve zamanı geldiğinde de göreceklerini hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bugün bu millet sabırlı acılarını içine gömüyor ise bunun sebebi, güven duydukları bir milli iktidarın iş başında olmasındandır bu millet yeri ve zamanı geldiğinde alacağı işaret veya bir çağrıyla, ya devlet başa, ya kuzgun neşe, diyerek vatanı sahiplenmeyi bilen bir millet olduğunu dost ve düşman da unutmamalı. Bölücü ihanete destek veren emperyal güç odaklarından destek bekleyen siyasiler, aklını başına devşirmeli ve bu yanlışlarından vazgeçmelidirler. Şunu herkes çok iyi bilsin ki, milli ve yerli olmayan hiçbir siyasi hareket, bu ülkede iktidarın meşru sahibi olamadı ve de olamayacaktır. CHP'nin de milli iradenin tecellisi olarak iktidar olamamasının sebebi de işte bu gerçektir.